Emekliliğine hoş geldiniz. Merhabalar. Yani bölgedeki bu barış, Türkiye'deki bu barış kalıcı hale gelsin. Çözüm komisyonu olarak biz bu yüzden buradayız. Halkımızla görüşeceğiz. Bir AK Parti'nin milletvekili olarak bu Gebar Dağları'na barış gelecek. Tüm dağlarımıza barış gelecek. Bu ülkenin çocukları artık dağlarda yaşamayacak. Düz ovada siyaset yapmak isteyenlerin önünü açacağız. Sorunların çözümü siyasetle. Her bir sorunumuzu konuşarak, tartışarak çözebiliriz. Kürt meselesini de, FETÖ meselesini de. O yüzden dağdaki çocuklarımızın dağda kalmalarına gerek yok. Düz ova inmek isterlerse, silahlarını bırakıp inmek isterlerse hem ailelerine kavuşmalarını sağlayacağız, hem de siyaset yapmalarını sağlayacağız. Türkiye hızla oraya doğru gidiyor. Bu sürece herkesin katkı sağlaması gerekiyor. Hani ziyaret sebebiniz nedir? Çözüm komisyonu olarak halkımızı dinlemeye geldik. Yani bugün komisyonumuzun bazı üyeleri Ege bölgesinde ziyaretlere başladılar. Biz de Şırnak, Hakkari ve Van illerimizde bu süreçten mağdur olmuş vatandaşlarımızı dinleyeceğiz. Halkımızın taleplerini alacağız. Yani raporlanmamızı yaparken tabii ki halkımızı da dinlememiz gerekiyor. Bu açıdan buradayız. Yerinde incelemelerde bulunmak üzere, halkımızın taleplerini dinlemek üzere buradayız. Ben teşekkür ederim. Toplumsal barış yollarının araştırılması ve çözüm sürecinin değerlendirilmesi komisyonu olarak 3 aylık süre içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son bir ayımız var. Bu son bir ay içerisinde 8 vilayette saha çalışması yapacağız. 4 vilayet dışında Cizre, Hakkari ve Van. Diğer 4 vilayet ise Eskişehir, Bursa, Kocaeli ve Sakarya. Komisyonumuz 11 kişiden müteşekkil. 10 AK Parti, 1 BDP'li vekil. Ama biliyorsunuz meclis komisyonları bütün vekillere açıktır. Mevcut 11 kişinin ötesinde daha fazla sayıda vekilimiz bu probleme ilgi gösteriyor ve katkı veriyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şu anda diğer komisyonumuz Eskişehir'de bugün itibariyle sonra programımız sürdürecek. Biz bugün Cizre'de görüşmeler yaptık. Yarın Şırnak'a geçeceğiz ve Şırnak'ta bu görüşmeleri devam ettireceğiz. Bu son bir ayı hem rapor çalışmaları hem de sahadaki görüşmelerle tamamlamak istiyoruz. Şırnak'ta yaptığımız görüşmelerde 21 arkadaşla görüştük. Bunlar problem yaşadığımız şu 30 yıllık hepimizi çok rahatsız eden, hepimize çok acı veren, travma yaratan problemin çeşitli biçimlerde yaşayan, buna şahit olan, ocağına ateş düşen insanlar, asker sivil kayıplarımız, çocuğu dağda hayatını kaybedenler ve aynı zamanda STK temsilcileri,